Yine mülakatlarda olmazsa olmaz sorulardan bir tanesi üzerinde konuşacağız. Katmanlı mimari nedir? Hiç katmanlı mimaride proje yaptın mı? Veya katmanlı mimarideki katmanlardan herhangi bir iki tanesini sorma eğilimindedir uzman. Çünkü son zamanlarda özellikle katmanlı mimarilerle ilgili kurumlarda ve firmalarda da ciddi bir şey vardır. Yani bir özveri vardır. Yani en azından katmanlı mimariyle kod geliştirmesek de katmanlı mimaride geliştirmemiz lazım diye bir anlayış vardır. Bu açıdan bunu özümsemek de bir adı için önemlidir. Verdiği cevaplar da aslında onu farklı bir noktaya getirebilecek. Şimdi katmanlı mimari nedir? Katmanlı mimari adı üstünde. Yazılımda belirli katmanların oluşturulmasıdır. Yani katmanlı mimari bu katmanlara göre kodların yazılmasıdır. Peki bir katmanlı mimaride hangi katmanlar vardır? Aslına bakarsanız bu işin başlangıcı 3 katmanlı mimaridir arkadaşlar. Yani şöyle 1, 2 ve hani 3 tane katmanlı mimari. İşte 3 katmanlı three-layered architecture. Aslında bakarsanız hala 3 katmanlı mimariyi baz alabiliriz. Yani temeli budur. Diğerleri yardımcı katmandır. Yani genişletilmiş katmanlardır. Bu katmanların birincisi data access dediğimiz katmandır. Data şöyle access şeklinde yazayım. Data access demek data veri, access ise erişim, veri erişim katmanı yani. Veri erişim katmanı aslına bakarsanız bizim için şöyle bir şeydir. Şöyle bu DB olsun yani bir veri tabanı. Veri tabanıyla etkileşim kuran katmandır. Burada arkadaşlar sadece ve sadece yani şöyle silgimi alayım. Şöyle doğru yeri çizeyim. Yani şunu kastettim. Burada yapılan operasyonlar temel olarak çok nettir. Select, insert, update. Söylüyorum, not alabilirsiniz. Delete, truncate. Truncate'in hemen yazılımını gerçekleştireyim. Truncate. Bu bir SQL komutu arkadaşlar. İşte tablodaki veriyi vesaire uçurmaya yarıyor. Tabloyu uçurmaya yarıyor aynı zamanda. İşte drop, truncate gibi komutlar. Bunları bilmeniz gerekmiyor ama özellikle select komutları, insert, update, delete, select komutları bizim için önemlidir. Bu katmanda yazılır. Arkadaşlar katmanlarla ilgili benim sıklıkla gördüğüm durum şu. Yanlış kod yanlış katmana yazılıyor. Bununla ilgili bir problem var. Bunlara birazdan değineceğim. Burada bu katmanda bunlar yazılıyor. Daha sonrasında diğer katman bu da business katmanı. Business katmanında arkadaşlar adı üstünde bakın iş katmanı. Burada iş kodları yazılır. Yani nedir? İş kuralları. Örneğin bir karar vermeniz gerekiyor. İşte bir kişiye kredi vermeniz gerekiyor banka olarak. Kişi kredi verme konusunda, bu kişiye kredi verme konusunda herhangi bir sorun var mı? Kontrolleri yaptığınız yer burasıdır. Dolayısıyla veri erişimle ciddi bir iletişim halindedir. Yani business der ki, bu kişinin kredibilite sorunu var mı? Yani kredi verilebilirliği konusunda bir sıkıntı var mı? Veri erişime sorar. Yani veri tabanına git bak sana zahmet. Bir sıkıntı var mı? Yani durumu nedir? Bir sıkıntı var mı diye değil de bana hani bu kişinin datasını getirir. Data access select komutu yapar ilgili müşteri için. Datayı getirir ve business'a der ki al ben istediğin müşteriyi buldum. Bu da verisidir. Business veriye bakar ve karar verir. Yani karar mekanizması business'dır. Data access değil. Dolayısıyla arkadaşlar business'da bu kodları yazıyoruz. Yani en çok if'i yazdığınız yer burasıdır. Bir diğer katman ise user interface'tir arkadaşlar. User interface.
User interface arayüz. Örneğin ASP.NET MVC veya ASP.NET Web Forms veya Angular gibi ortamlar bizim için arayüz görevi görüyor ama şu anki katmanlı mimaride eğer .NET ise Data Access Business, ASP.NET, Windows Forms yani Microsoft teknolojileri olabilir şu an için. Angular olamaz yani bizim client'ımız şu an için. Peki burada ne yazılıyor arkadaşlar? Burası en suistimal edilen katmanlardan bir tanesidir arkadaşlar. Şöyle ki bu katmanda UI'nin içerisine koymamız gereken kod sadece arayüzü ilgilendiren koddur. Yani işte bir kullanıcıdan bir şeyler almak, kullanıcıya bir şeyler göstermek. Ama baktığımız zaman orada business kodunun UI'ya sıklıkla yazıldığını görüyorum. Bu çerçevede arkadaşlar bu mantıkla UI business'a der ki yani ben bu datayı bende bir grid var, bir tablo var. Tabloda müşterileri göstermek istiyorum mesela. Business der ki dur bakalım senin yetkin var mı? Ya da kurallar senin o datayı görmene müsaade ediyor mu? Buna göre data access'ten istekte bulunur veya business'a olumlu olumsuz geri döner arkadaşlar. Mantık tamamen budur katmanlı mimaride. Peki biz bu katmanlı mimariyi hani niye kullanıyoruz? Yani hepsini her şeyi UI'nin içinde yazamaz mıyız? Yazabilirsiniz arkadaşlar. Fakat yazdığınız zaman yarın öbür gün örneğin bu ASP.NET Web Form siz MVC'ye geçtiğiniz zaman veya ne bileyim WPF'e geçtiğiniz zaman bütün kodlar bu UI'da kalmış olsaydı buradaki her şeyi bir daha yazmanız gerekirdi. Dolayısıyla sadece arayüz kodunu yazarsanız business'ı ve data access'i aynen kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmadan. Bu katmanlı mimarilerde bir de arkadaşlar artık yardımcı katmanlardan bahsedelim. Örneğin servis katmanı. Servis katmanı ne işe yarıyor? Servis katmanı arkadaşlar yarın öbür gün yeni arayüzler eklediğimizde örneğin Angular gibi bir arayüz sistemine ihtiyaç duyduğumuzda bunun anlayacağı bir sisteme ihtiyaç var. Yani bu adam şurayla iletişim kuramıyor. Neden? Bu .NET, bu JavaScript. Dolayısıyla arada örneğin RESTful bir sisteme ihtiyaç var. RESTful sistem demek JSON dönüşümlü verilerle basit HTTP istekleriyle gidip gelmektir. Bu da bir standarttır arkadaşlar. Dolayısıyla bunu biz servisle görüştürürüz. İşte servis teknolojisine örnek olarak Microsoft teknolojilerinde web API'leri verebiliriz. Yani Angular'la görüştürmek için. WCF de bir servis teknolojisidir ama o SOAP dediğimiz bir sistemdir. Onda servis standartları daha farklıdır ve daha farklı tekniklerle iletişim kurulabilir. Ama günümüzde en çok kullanılan servis yöntemi, yani popüler diyeyim, en çok kullanılan demek yanlış olur ama popüler servis yöntemi RESTful servislerdir. Tekrarlıyorum, Microsoft tarafında bunun karşılığı ASP.NET Web API'dir arkadaşlar. Bu şekilde biz iletişim kuruyoruz. Daha farklı katmanlar da olabilir ama katmanlı mimarinin ne olduğunu ve ne işe yaradığını, katmanların her birinin ne olduğunu bilmeniz yeterli arkadaşlar.